Evet geldik kardeş. Ne oldu? Çocuğunu kaybetmiş arkadaşlar. Buna da yardım edelim ya. Anadır ana. Anadır o. GM şurada tam bak. Tam şurada bak ilerleyemiyorum. Neden beni engelliyorsun koçum? Ben neyse zengin hesaba gireyim. Dolunay var. Bende de KTP var lan. Herkese merhaba Saka ailesi, ben Saka08. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. TR Marmara oynuyoruz. Bölüm 8 ile hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmadan izleyenler lütfen kanalımıza abone olup bu videoda bir tane like atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bizi ilk kez bu videoda gören, bizi ilk kez bu videoda tanıyan yeni takipçilerimize bizim hakkımızda birazcık bilgi vermek istiyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bütün karakterlerin tamamı sizindir. Yani şu 61 level, 33 level, 60, 70 level Ninja, bir level içi dolu olan pazar karakterimizin tamamı sizlerindir arkadaşlar. Bu hesapları sizlerin yorumları sayesinde ilerleteceğiz. Yani siz nasıl derseniz öyle olacak. Sizlerden tek bir tane ricam var. Charla'nın şifresini benden istemeyin arkadaşlar. Ya bir tane yöneten olacak öyle, herkes kafasına göre yönetemez ya. Şimdi küçük bir açıklama yapacağım. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur büyük bir ihtimal, koyarım buraya. Bir telif yedik arkadaşlar. Şu anda Türkiye'deki en büyük Metin 2 kanallarından bir tanesi biziz. Bu nedenle yani videolarımızın detaylı bir şekilde incelendiğini biliyorduk. Biz burada yanlış bir şey yapmıyoruz. Metin 2 TR oynuyoruz. Herhangi videonun sağında solunda farklı bir sponsor da görmüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi videolarda da farklı farklı kişilerin isimlerini telaffuz etmiyorum. Yani benim tek isteğim abicim oyun oynamak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Para da istemiyorum. Para da istemiyorum. Kimsenin bir yardımını da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece takipçilerimle birlikte burada güzelce eğlenmek istiyorum. Şöyle videoların küçücük bir yerinden böyle 10 saniyelik, 5 saniyelik bir kısımdan dolayı telif yememiz hoş olmadı arkadaşlar. Birazcık bu benim moralim bozdu. Birazcık hani bunu nasıl düzeltirim, yarın bir gün yine böyle bir hata yaparsam yine sürekli bu teliflerle uğraşmayayım diye. Şimdi bir canlı yayın videosunda bu konuyu A'dan Z'ye değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu videonun zamanından yemek istemiyorum. Şu anda bu videoyu 3. çekişim. Şimdi bu videoda şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. 2 tane farklı bir level hesap açacağım. Birini yardımlı bir şekilde yani itemlerini falan vereceğim. Diğerini item vermeden kasmaya çalışacağım. Şimdi şu arkamdaki hesapları sizlere birazcık göstermek istiyorum. Şurada bir tane pazar hesabım var. Bunda artı 9 itemlerden tutun da işte böyle artı basma eşyalarına kadar böyle pazarda satıp bizim böyle işimize yarayacak, böyle para getirecek eşyalar bu hesapta var arkadaşlar. Bu burada bu şekilde dursun. Şurada diğer hesabıma bakmak istiyorum. Burada bizim bir tane 61 level üstü dizili çok güzel bir hesabımız var arkadaşlar. Bu hesap bir sonraki videoda çok işimize yarayacak. Çünkü bir sonraki videoda sürekli 51 level'e hesap kasacağız. Bunun spoilerini şimdiden sizlere vermek istiyorum. Bir sonraki videoda çok güzel bir taktik videosu gelecek sizlere. Türkiye'de daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir şekilde bir video sizlere gelecek. Hepten de tamamını da söylemek istemiyorum. Şurada 33 level bir tane hesabımız var. Bundan artık işim kalmadı. Bundan oyun sona atıyoruz. 70 level hesabımız, daha doğrusu şu şekilde anlatayım sizlere. Türkiye serverı kapandı. Marmara'ya taşındı. Bizim oradaki Ninja hesabımız da buraya geldiği için artık Ninja hesabını kasacağız yavaştan yavaştan. Şimdilik bunlardan bir işim yok. Bundan da çıkmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi Saka08 zengin. Bu hesabı hemen bir oluşturalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Saka08 zengin hesabını oluşturuyorum. O oyuna girerken burada da Saka08 fakir diye bir hesap oluşturuyorum arkadaşlar. Bunda hemen oyuna girsin. Şöyle iki hesabı da şöyle benim yanıma, şu diğer hesabımın yanına getirelim. Birini sağıma, birini soluma alacağım. Evet, şurada zengin olan hesabın üstüne ben buna yank vereceğim, item vereceğim, binek vereceğim, her şeyini vereceğim arkadaşlar. Bir level bu hesabı başlatacağız. Birazcık bunu oynayacağız, böyle 25 level'e kadar falan oynayacağız. Bir de şurada görmüş olduğunuz gibi fakir olan hesabımıza da hiçbir şey vermeyeceğim. Şu anda üzerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmaya şekilde bunu da 20-25 level'e kasmaya çalışacağım. Aradaki benim sinir seviyem olsun, işte arada ne kadar uğraştım, bunlar olsun, bunları bu videoda yani bir video içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Bence güzel bir video olacak. Hem de yani güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi Saka08 fakir ve zengin hesaplarımız burada. Birazdan zengin hesaba itemlerini vereceğim. Diğer hesaba zaten bir şey yapmama gerek yok. Bakalım
nasıl bir macera bizi bekliyor. Gerçekten bu videoyu benim elim ısınsın diye, 8 aydır oyun oynamıyorum, elim ısınsın diye çekiyorum. Hem de güzel bir şekilde burada eğleneceğiz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Belki fakir hesap daha şanslı olur. Belki zengin hesap daha fakir şanslı olmaz. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir oyuna başlangıç yapmak istiyorum. Bundan sonra da düzenli bir şekilde videolarımız, canlı yayınlarımız, short videolarımız gelecektir arkadaşlar. Şimdi şu hesapları bir tamamlayayım. İçerilerine itemlerini falan bir koyayım. Şu benim pazar karakterimden falan bir çıkayım. Hemen olayı bir toparlayayım. Hemen geliyorum. Evet, şimdi hesaplarımı ayarladım. Arkamdaki zengin karakter ve fakir karakterin hesaplarını ayarladım. Birazdan bu 105 level hesabımına da sizlere bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Hepinizin çok işine yarayacak. Şimdilik şu hesaptan çıkayım. Şu diğer işimizi bitirdikten sonra tekrardan ona gireceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi zengin hesabımızın bütün set itemlerini artı 6 olarak ayarladım. Ve birazcık da pot, ondan sonra artı 9 itemler falan burada da var. Birazcık da altıgen item, altıgen sandığı falan var. Diğer fakir olanda hiçbir şey yok arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakalım aralarındaki fark ne kadar olacak. Birinci köyden çıkmayacağım arkadaşlar. Birinci köyde bunları test edeceğiz. Ondan sonra olayımıza da yine devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle zenginden mi başlasam, fakirden mi başlasam diye düşünüyorum. Önce fakirden başlayalım. Zengin daha heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Şöyle hemen fakire girdik arkadaşlar. X Kral TR, gel kardeşim şuraya. Fakire girdik ve hesabımızda 0 Yang, 0 Wong ve üzerimizde hiç ama hiçbir item yok. Burada yapmamız gereken ilk şey şuradaki yerdeki itemleri almak. Şurada hemen bir tane daha pot var. Onu da hemen alalım. Tabii ki çok da fazla zamanınızı almayacağım. Direkt kasılma işlemine başlayacağız. O kadar fakir ki yerdeki itemi bile alamıyor. Şimdi oyuna bu şekilde girdiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Şurada bir süs taşı var. Bu ne olmam işimize yaramaz. Satsak da para etmez. Hemen şuradan Nesne Market'e girmek istiyorum. Tabii ki Nesne Market'te de 0 yangımız var. Burada bize Nesne Market hiçbir şey vermeyecek arkadaşlar. İşin açıkçası hiçbir şey vermeyecek. Ama şöyle tüm ürünlere tıkladığımız zaman buradan galiba indirimli ürünler dedi. Şurada bir tane Ankara kedisi var arkadaşlar. Ankara kedisini hemen alıyoruz. Ve bir günlük ücretsiz bir şekilde bu Ankara kedisini aldık. O da bize dediğim gibi bir özellik vermeyecek ama yine de yanımızda şekil şükür olsun. Evet, Nesne Market depomuzdan Ankara kedisini aldık arkadaşlar. Bu kedinin özelliğini biliyorsunuz. Bir gözü mavi, bir gözü diğer renk. Evet, baya baya da öyle yapmışlar. Ben bunu şaka zannediyordum. Bir gözü farklı, bir gözü farklı. Ankara kedisi bu arkadaşlar. Soğuğa dayanıklı bir kedi. Hemen kasılma işlemine başlıyorum. Şöyle bir arkama dönmek istiyorum ve evet, hiçbir şey yok. Tabii ki bu kadar yavaş ilerlemeyeceğiz. Hemencik birazcık montajla buraları biraz hızlandıralım. Köpeklere doğru bir gidelim. Evet, köpeklere geldik. Şuradan hemen genç kahraman silahımızı da alalım arkadaşlar. Başka zaten oyunun bize verdiği hiçbir şey yok. Oyunun bize verebileceği her şeyden yararlandık. Şöyle hemen köpeklerden kasılmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım burada kaç level olacağız, nasıl ilerleyeceğiz. Hemen çok seri bir şekilde kasılmaya başlayalım. Evet, şöyle aç yabani köpekler, aç kurt. Aç kurt görevimizi hemen seçelim. Fakir hesabımızdan yapabileceğimiz çok fazla bir işlem yok. Şöyle aç kurtları bulacağız. Onlardan da yine bize görevlerini yapmaya başlayacağız. Görevlerimizi bu şekilde yapacağız. Fakir hesabımız bu şekilde ilerliyor. Yerden bize keşiş şapkası çıktı. Yani bu şekilde 277 yank da paramız var. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım, yan görevlerden de bir koku var. Bir koku geliyor. Çabuk satıcıya dön falan filan diyor. Oraya da gideceğiz. Onları da yapacağız. Uriel'e de gideceğiz. Uriel'e de gidelim. Bu şekilde Uriel'e önce bir gidelim. Sonra satıcıya gidelim ama şöyle bir level daha alalım. Çünkü hazır köye gittik. Skill'lerimiz de hazır oraya gitmişken alırız diyorum. Şöyle 5 level olduk. Hemen satıcıya, Uriel'e bir de skill'lerimizi alalım gelelim. Evet, sonunda köye gelebildim. Çok yavaş ilerliyor gerçekten bizim fakir hesabımız. Şöyle av görevini de biz yapmıştık. Hemen şöyle av görevinden de bakalım bize ne verecek. Av görevini tamamladık. Bize bir tane keşiş plaka zırh verdi. Hemen yabani köpek mi, aç kurt mu? Yabani köpek. Aç yabani köpek görevini tekrardan seçiyorum. İki göreve aynı anda tıkladık. Şöyle hemen onu yaptıktan sonra şuradan da bedenselimi de seçiyorum.
Bedenselimi de oradan bir seçelim. Hafif bir lak girdi oyuna. Olabilir bunlar. Fakir hesabımızın her şeyi fakir. Şöyle hemen bizim keşiş plaka zırhımızı da takalım. Görevlerden bunu da aldık. Bize ne demişti? Bize demişti ki bir Uriel'e git, bir satıcıya git, bir onlara bir gözük. Seni bekliyorlar demişti. Hemen onlara doğru da giderken şuradan da hava kılıcı skillimi de hemencik açmak istiyorum. Hemen şöyle onu da yerine koydum ve satıcı bakalım bizlere neler söylüyor. Hemen şöyle bir silah satıcısını özledim. Silah satıcısına bizi gönderiyor arkadaşlar. Çok uzun uzun onları okumamıza gerek yok. Evet, sonunda silah satıcısına geldik. Bakalım silah satıcısı bize ne diyecek. Silah satıcısı doğru artık doğru pencerede sesin falan filan diyor. Şarkıyı söyle. Mavi kurttan leylak istiyor arkadaşlar bizden. Bu görevi tam iki yapacağız. Şimdi şuradan şehir bekçisinin görevleri ilk oyuna başladığımız için şehir bekçisinin görevi bize çok ama çok işimize yarar arkadaşlar. Şöyle evet, yeni misin sen diyor. Bize bir görev verecek arkadaşlar. Bakalım 9 tane köpek öldürmem gerekiyormuş. Bunu yapacağız. Oradan da mavi kurt öldürmem gerekiyordu. Onu yapacağız. Yabani köpek öldürmem gerekiyor. Onu da yapacağız. Evet, görevlerimizi şimdi bitirelim. Tekrardan köye geleceğiz arkadaşlar. Tabii ki gördüğünüz olduğunuz gibi çok yavaş yavaş ilerliyoruz. Şurada bir köy gardiyanında da böyle yanıp sönen yerler var. Ona da hemen bir tıklamak istiyorum. Sana 200 yen versem bana kırmızı iksir alabilir misin? Tabii ki alırım ya. Sen bana 200 yank ver. 200 yank verdi, ben topuk. 200 yank abi. Abi 200 yank. 200 yankı buldum. Tabii ki hadi neyse, topuklamayalım. Belki 200 yankı veren böyle 200 yen falan da verir. 200 yank ne abi ya? Ya versene sen, şöyle köyün ortasında baba it gibi duruyorsun. Versene bize para. Şurada bir tane bize tahta küpe düştü. Çeviklik veriyor artı bir. Onu da al. Evet, 9 tane yabani köpek şehir bekçisine git görevini tamamladım. Diğerlerini de tamamladıktan sonra köye gideceğim. Hepsini birden vereceğim. Şimdi biyolog da beni çağırmıştı. Biyoloğa da hemen bir geldim. Biyolog da bana ne diyor? 5 tane ne öldüreceğiz? Biyoloğun görevinde ne lazım bize? Aç alfa kurt. Aç alfa kurtu öldürmemiz lazım. Abicim teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Şöyle bir ona da kalp atalım. Yanlışlıkla da olsa bize hız verdi. Gerçekten hızlandık. Hemen tekrardan diğer av görevine de basmak istiyorum. Aç kurt, aç alfa kurt. Aç alfa kurttan da hemen öldürelim. Şöyle bir kaskımızı da takalım. Aç alfa kurtumuzu da öldürelim. Evet, aç alfa kurt da burada. Mavi kurt olmayacak ama aç alfa kurt olacak. Hemen aç alfa kurtumuzu da bir hemen öldürelim. Abicim bir küpe geldi bize. 15 seviyeymiş. Bunu giyemiyoruz. Olsun. Yavaştan yavaştan başladık. Güzel böyle. Aç alfa kurtumuzu da bulduk. Hemen bir hava kılıcımızı da basıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Paralarımız yere düştü. Paralarımızı da hemen toplayalım. Evet, 6 level olduk bile. Şöyle bir yeni koku diyor arkadaşlar. Yeni koku görevimizi hemen verelim. Şuraları hemen bir hızlı hızlı okumadan geçiyorum. Ne verdi bize ödül olarak? Şöyle L'ye bir bas. Bilgi. Sihirken verdi bize. Sihirken ne işimize yarayacak abi? Şöyle hemen tekrardan tıklamak istiyorum. Hala yeni koku diyor. Hala yeni koku diyor. Misik yağı al ve gel diyor. Misik yağını nereden bulacağız? Tabii ki de şuradan. Evet, misik yağımız burada. Hemen misik yağımızı aldık arkadaşlar. Buradaki itemlere bakmayın. Serverlar birleştiği için orada yan hesapların itemleri var. O bizi ilgilendirmiyor. 500 yank para kazandık arkadaşlar. Ne kadar önemli bir şeydi bu ya. Ulan Nesne Market'e sırf bunun için marka koydular. Sırf bu görevi yapabilmemiz için. Sırf 500 yank alabilmemiz için. Ama olsun. 1K paramız oldu bile. Şimdi diğer görevlerimizi de hemen bir yapalım. Şurada gene yanıp yanıp sönüyor. Ya abicim bu da çok saçma değil mi ya? Satıcı, silahçı arasında gidip geliyoruz. Bu boş şişe görevini ben oldum olalı hiç sevmem. Selam söyle. Aleyküm selam. Zırh üretimi teknikleri kesin beni zırhçıya mı yolladı? Yok. Nereye yolluyorsun beni bu sefer? Nereye yolluyor beni? Silah satıcısına. İşin yoksa gel git bir daha yürü oraya kadar ya. Of. Fakirlik çok zor arkadaşlar. Gerçekten fakirlik çok zor. Şuradan şuraya kadar gitmeye bile üşeniyorlar. Tamam mı? Sırf paramız yok diye. Sırf üzerimizde bir item yok. Hiçbir şey yok diye. Şunu şuraya bana yollattırdı ya. Lanet olsun ya. Böyle bir şey olamaz. Ama 5K para verdi bize. 7K paramız oldu. 20 tane de mavi iksirimiz. 850 tecrübe puanı da verdi bize. Bakalım gene görev veriyor bize. Oyun oynamamıza gerek yok ki ya. Şöyle bunlara tıklasak yeterli olacak bize herhalde. Şimdi bakalım ne istiyor.
köyden bizi dışarı çıkartmayacak herhalde. Çok esnek bir balıkçı oltası diyor. Bizi balıkçıya yollayacak büyük bir ihtimal. Balıkçıya mı yollayacaksın beni? Evet, bize gidip balıkçıdan olta almamız gerekiyor. Şöyle şu arkada da bir yer yanıp yanıp sönüyor. Dur bakalım neresi yanıyor. Octavia, sende de bir şey var. Hemen ona da gidelim. Evet, geldik kardeş. Ne oldu? Çocuğunu kaybetmiş arkadaşlar. Buna da yardım edelim ya. Anadır ana. Anadır o. Anam anam. Ya oraları hiç okuyamayacağım. Şöyle tıkladık. Aç alfa kurttan kan kırmızı çiçek bulmam gerekiyor. Burada biri var. Burada biri var abicim. Şurada GM var galiba. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi GM. GM şurada, tam bak. Tam şurada bak, ilerleyemiyorum. Neden beni engelliyorsun koçum? Tam şurada GM var. Evet. Evet, çıktı buradan. Az önce buradaydı arkadaşlar. Az önce buradaydı. GM bizi takip ediyor. Hala bizim burnumuzun dibinde. Abicim beni bir salın ya. Yeter ya. O oraya yolluyor. Bu buraya yolluyor. Bu şekilde, bu şekilde çok zor arkadaşlar. Ben neyse zengin hesaba gireyim. Bende de KTP var lan. Bizim işimiz değil. Şöyle hemen bir zengin hesaba girmek istiyorum. Evet. Şimdi gelelim zengin hesaba. Zengin hesapta arkadaşlar ne vardı bize? Ankara kedisini alalım. Nesne Market'e girelim. Nesne Market'ten Ankara kedimizi, hemen nerede Ankara kedimiz? Evet, şurada. Ankara kedimizi alalım. Buradan hatta duygu maskemizi de alalım. Bu nasıl olsa zengin hesabı. Bunda serbest. Şunu da al abicim. Buradan istediğimizi alabiliyoruz. Burada 12 tane şey de varmış bu arada ya. Burada bayağı şeyler varmış. Ben bunları unutmuşum ya. Şunları da al. Bunları da satarız. Şunu da al. Bu bizim işimize yarar. Bu bizim işimize yarar abicim. Tamam, başka alınabilecek bir şey var mı? Yok. Hemen şu altıgen hediye paketine tıklıyorum. Ben birazcık level alayım. Hiç seninle uğraşamam abicim ya. Şöyle birazcık level. Kaç level olduk? 15 level olduk. 15 level tertemiz abi ya. Yok git. Zırhçıdan sana bir tane burun versin. Git onu götür şeye versin sana. Ona at. Bilmem ne et. Evet, oh be. Dünya varmış. 15 level olduk. Şöyle bir Ankara kedisini takalım. Duygu maskesini takalım. Ondan sonra şu duygu çantalarını hemen bir takalım. Duygu çantasından bakalım bize neler çıkmış. Şu çıktı. Şu çıktı. Şöyle bir şınav çekelim. Hemen oyuna başlamadan önce hemen birazcık antrenman yapalım. Oyuna direkt başlayıp bizi yormayalım. Açma germe hareketlerini yapalım. Çok güzel ya. Hemen şöyle bir Gangnam Style hareketi. Şöyle hemen. Abicim buna ne olmuş? Evet, ilk metinimizi bulduk arkadaşlar. Şurada savaş metinimizi hemen bir keselim. 15 leveliz. 15 levellik savaş metinimizi de hemen bulduk. Evet. İlk metinimiz hayırlı uğurlu olsun. Kesmeye başladık. Hadi abicim bize BK'mızı ver. Lan BK'm nerede? Lan BK nerede? Başka bir galiba bu metne atak yapmış ve kesememiş. Neyse, yeni metnimizi bulalım. Hemen şurada metin dedektörüne bir tıklayalım. Şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi ikinci metinimizi de bulduk. Bu şekilde ikinci metinimizi de keselim. İlkinden BK alamadık. Evet, 15 levellik metini de kestim. Bundan da BK atmadı. Bir metin daha buldum. Hadi bakalım hayırlısı. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet, üçüncü metnimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Bundan da BK atmazsa söveceğim ha. Bundan da BK atmazsa dedim. Atmadı abi. Evet, dövüş metnini bulduk. Bakalım bundan BK atacak mı? Artık hava kılıcı, işte güçlü beden, bu tarz BK'lara istemiyorum. Ya bana kutsama BK, hafif adam, zehirli ok. Ya yeter ki bir şey çıksın abi, şu yerde bir tane BK ismi göreyim ya. Ulan bende mi bir şanssızlık var? Bende mi bir anormallik var? Ben anlamadım ki. Yok abi, çıkmıyor. Evet arkadaşlar, elim ısınsın diye iki hesaba da girdim. Fakir olan hesabı 7 levele, diğerinde 17 levele kadar kasabildik.
Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce sizlere zengin fakir olarak iki tane bir level hesabı gösterdim. Bu hesaplarla çektiğim az önceki video tamı tamına 3 saat sürmüş. Yani 3 saat boyunca video kaydı almışım. Bu hesaplarda çektiğim videonun çoğu yerini kırpacağım, keseceğim. Hem böyle elim ısınsın, hem birazcık böyle 8 aydır video çekmediğim için elim ısınsın diye o videoyu çektim. Çoğu yerini kırpacağım. Siz hangisini severseniz, hangisini beğenirseniz lütfen yorumlara yazın. Zengini oyna ya da fakiri oyna derseniz ilerleyen bölümlerde onu oynayacağım. Şimdi sizlere çok güzel, çok efsanevi bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeyim sizlere. Oyuna birkaç tane yeni güncelleme geldi. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle etkinliğe tıklıyoruz. Burada okey etkinliği var arkadaşlar. Bu okey etkinliği buraya da şu an o yüzden geldim. Görmüş olduğunuz gibi köpeklerde hiç kimse kasılmıyor. Şu anda burada herkes bomboş. Burada botları görüyorduk. Botlar burada okey kartı düşürüyordular. Artık 70 seviye ve üzerinde okey kartı düşecek. Ve ikinci yeni güncelleme de şudur arkadaşlar. Şöyle N'ye bastığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi 105 level hesabımızın hala birinci seviye, görmüş olduğunuz gibi birinci seviye av görevi var. Burada doğrula dediğim zaman bu seviyedeki, yani bu görevi yapmak zorundayım. Vazgeç dediğim zaman bu görevden vazgeçeceğim. Görevi seviyeme göre özelleştir dediği zaman ne olacak? 105 levelin av görevini bize verecek. Şöyle görevden vazgeç diyorum arkadaşlar. Görevi bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi görevi bıraktım. Artık 3. seviyedeki göreve tıklıyorum. 3. seviyedeki göreve tıkladığım zaman bunu seçiyorum ve tekrardan buna tıklayıp bunu bırakabiliyorum. Şimdi buna, dediğim gibi, şuna basarsam direkt 105'e atacak bizi. Bizim şimdi burada 29. seviyeye kadar gelmemiz gerekiyor. Hemen bir 29. seviyeye gelelim. Evet, 29. göreve geldik. Buradan zayıf mamun askeri seçiyorum arkadaşlar. Şimdi buna tekrardan tıklamak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle devama tıkladığım zaman ejderha tanrısı sandığı X1 yazıyor arkadaşlar. Hemen bu ödülü alacağız. Şöyle doğruluya basalım. Gidelim. Bize zayıf maymun asker 30 tane öldürüp hemen geliyorum. Ve sizlere çok güzel bir taktik göstereceğim. Hemen beni takip edin. Bu arada like'lara da basalım. Evet, maymun zindanına geldik. Buradan şimdi neydi bizim görevimiz abicim? Hemen şöyle bir tıklamak istiyorum tekrardan. Zayıf maymun askeri hemen öldürelim, 30 tane hemen geliyorum. Evet, görevi tamamladık arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bize ejderha tanrısı sandığı verdi. Hemen şöyle bir tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ejderha tanrısı sandığı verdi. Hemen köye bir gidelim. Köyden devam edelim. Evet, depocuya geldim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu, bakalım depoya koyuluyor mu koyulmuyor mu, bunu hep beraber göreceğiz. Bu arada depo ağzına kadar doluymuş ya. Şunu şöyle çekelim. Burada görmüş olduğunuz gibi ejderha tanrısı sandığını depoya koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu ejderha tanrısı sandığını açtım arkadaşlar. İçerisinden 5'er tane ejderha taşı çıktı bize. Savunma özelliğimizi veriyor bize. Ondan sonra HP'mizi veriyor bize, depoya koyuluyor mu? Görmüş olduğunuz gibi depoya bu şekilde de koyuluyor. Yani bu şekilde bizim hesaplarımızı çok güzel bir şekilde kasacağız burada. Çok güzel bir şekilde ekstra bir güç olacak bize. Evet arkadaşlar, şimdi ejderha tanrısı sandığımızı bu hesaptan da alacağız arkadaşlar. Şöyle 30 level'lik bir tane hesabımız vardı, yan hesabımız. Bu arada sağda solda kullanmadığım eşyalar vardı. Böyle artı 9 dolunay vs'lik. Artı 9 demir kask, artı 9 kaplan plaka, artı 9 beşgen, artı 9 gümüş bilezik. İşte böyle artı 8 taht ayakkabı. Bunları da buna verdim arkadaşlar. Gidip rahat bir şekilde kasabilsin. Yani 30 tane maymunu öldürebilsin. Hemen 30 tane maymunumuzu öldürelim. Sandığımızı alalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada av görevini de tamamladık. Hemen ödülümüzü alıyoruz. Bakalım, görmüş olduğunuz gibi ejderha tanrısı sandığımızı da aldık. Evet, ejderha tanrısı sandığımızı da depomuza koyduk. Hemen tekrardan bir karakter atmak istiyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane daha 30 level hesabımız var. Buna şimdilik girmeyeceğim. Olayı şimdilik anladınız. Bir sonraki bölümde bir level hesabı açıp onun korunu alacağız. Böyle sandığını alacağız. ETP'sini alacağız. Her şeyini alacağız arkadaşlar. Artı efsun nesnelerini de alacağız. Efsun nesnesini de alacağız. Gerçekten bütün etinden, sütünden, her şeyinden yararlanacağız. Aa, buraya da posta kutusu gelmiş. Bir sonraki videoda buraya da bir şeyler olursa gerçekten mutlu olurum. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Şöyle
Tekrardan açalım abicim. Hemen şuradan ejderha tanrısı sandığını da alalım. Yan hesabımızdan bunu yapmıştık. Tekrardan tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası 10 oldu. Bunu 200'lü yap abi. 300'lü yap abi. Sınırsız bir şekilde kas gerçekten çok işinize yarayacak. Birazcık böyle 8 ayın üstüne birazcık şaşırarak bu videoya girdim. O yüzden böyle hani aklımda da aslında ne yapayım ne yapmayayım diye bir şey yoktu. Şu anda siz de onu anlamışsınızdır. Bir o konuyu atlıyorum, bir bu konuyu atlıyorum. Biraz daha böyle kafamdaki kurguyu tamamlayıp o şekilde daha güzel videolar çıkartacağım sizlere. Lütfen like'larınızı benden esirgemeyin. Şöyle Ramazan gününde niyetli vatandaşın yanında da videoyu kapatalım. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.